Gençliğin kararlılığı ve dinmeyen iradesi her daim yeniyi kurmayı, aklı, bilimi örgütlemeyi ve eşit, özgür bir gelecekteki yaratıcılıkla inşa etme fikrini en ileriye götürmüştür. Bunun karşısında cebini doldurmakla, koltuğunu rahatlatmakla meşgul olan, krizin faturasını halka kesen iktidarlar her dönemin gençliğini kendisine tehdit olarak görüp, gençliğe türlü baskılar uygulayıp yıldırmaya çalışmışlardır. Bu türlü baskı, yıldırma politikaları gençliğin mücadelesinden alıkoymaya yetmez. Bizler, öğrenci kolektifleri olarak bugüne dek bu engeller karşısında en kararlı, inatlı mücadelemizi sürdürdük. Harçlılara karşı parasız eğitimi, üniversitelerde toplumsal cinsiyet eşitliğine karşı eşit, özgür üniversiteyi, gericiliğe karşı laikliği, kanunlara karşı bilimi, ırkçılığa karşı hakların kardeşliğini savunduk daima. Öğrenci kolektifleri olarak ulaşım zamlarına karşısında parasız, nitelikli ulaşımı savunduk. Harçlara karşı krizin faturasını üniversiteleri kesenlerin kapısına dayandık, harçları geri çektirdik, üniversiteleri üniversite olmaktan çıkartıp sermaye kapısına çevirmeye çalışanlara yumurtalarımızla cevap verdik, tacize, tecavüze, erkek şiddetine karşı üniversitelerde taciz yönergeleri ve birimleri için mücadele ettik, kazandık. Geleceğimizi karartanlar karşısında yapabileceğimiz bir şey var dedik. Okumuş insan halkın yanındadır diyerek, mahalle mahalle gezerek, üniversitelerin aydın kimliğini mahallelere taşıdık. Van depreminde yardım eli, Soma'da madenci ailelerin dayanağı, Zap suyunda dayanışmanın köprüsü, Dikmen Vadisi'nde halkın barınma hakkı şiarını yükselttik, kelepçelerin önünde barikat olduk. KHK'lılarla hocalarımızı ihraç edip, akademinin içini boşaltmaya çalışanlar karşısında hocalarımızla dayanışmayı yükselttik. Halk için halkın yararına verdiğimiz bu mücadele karşısında iktidar eliyle örgütlenen gözaltı, tutuklama ve çeşitli baskı yöntemleriyle mücadelemiz engellenmeye çalışılıyor. Bütün bunlara rağmen kararlılığımız sürdü, irademizden ödün vermediğimiz için kuvvetleri bizzat üniversitede bulunan arkadaşlarımıza dönük, ajanlık ve muhbirlik dayatmasıyla baskı yöntemlerini genişletmeye çalışıyor. Geçtiğimiz salı günü Cebeci kampüsünde gerçekleşen olaylar sonrasında Cebeci'deki arkadaşlarımızın güvenliğinden endişe ettiğimiz için Cebeci kampüsünün önüne arkadaşlarımızın çıkışını beklemeye gitmiştik. O esnada beklerken polis saldırısına maruz kaldık. Ardından gözaltına alınan bir arkadaşımız gözaltında önce darp edilmiş, ardından bir takım polisler tarafından çeşitli isimler ve ailesiyle, özel hayatıyla, dünya görüşüyle alakalı sorular sorulmuştur. Ardından katılacağı etkinliklere haber vermesi doğrultusunda gözaltında aldığı idari işlem cezasının bizzat ödeneceği, maddi durumu için destek sağlanacağı, mezun olduğunda ise değerlendirebileceği iş teklifleri sunacaklarını söyleyerek ajanlık teklifinde bulunmuşlardır. Yakın zamanda da telefonla arayacağını belirterek görüşmeye teklif etmişlerdir. Bütün bunlarla birlikte arkadaşımızın avukatı ile görüşmesini engellemiş, gözaltında çeşitli hak ihlalleri ile karşı karşıya bırakılmıştır. Kişiler ve yaşanılan hak ihlalleri hakkında İnsan Hakları Derneği'ne başvuruda bulunulmuştur ve bu taciz, tehdit devam ettiği takdirde kişilerin eşkalleri üzerinden suç duyurusunda bulunulacaktır. Bunca zamandır uyguladıkları korku politikalarıyla başarıya ulaşamayan siyasi iktidar ve emniyet güçleri bu çabalarının da boşa çıkacağını bilmelidir. Bilinmelidir ki bugünden itibaren öğrenci kolektiflerinden herhangi bir arkadaşımızın başına gelecek herhangi bir olaydan Ankara Emniyet sorumludur. Baskı, gözaltı, tutuklama, ajanlık gibi tehditlerle istenilen şey başarılamayacak, bizi mücadelemizden alıkoyamayacaktır. Üniversiteye, bize dönük bu hukuk dışı uygulamalardan derhal vazgeçilmelidir. Yine öğrenci arkadaşlarımıza, müvekkillerimize kesici delici aletlerle kampüse girerek saldırmışlar, tehdit etmişler, onları okuldan göndermeye çalışmışlar ve özetle eğitim öğretim hayatlarını engellemek için cebir ve tehdit kullanmışlar ve suça konu eylemlerde bulunmuşlardır. Şimdi kampüsün dışarısında özellikle de bugünkü basın açıklamasının yapılmasına daha çok sebebiyet veren mesele bir müvekkilimizin, arkadaşımızın arkadaşlarının güvenliğini sağlamak için Cebeci kampüsünün önüne gittiğinde olayla hiçbir alakası yokken, fiili hiçbir hukuka aykırı durum söz konusu değilken birkaç tane polis tarafından öncelikle darp edilmesi, daha sonra hukuka aykırı bir şekilde hakkında yakalama işlemi tesis edilip emniyet birimine götürülmeye çalışırken kendisine bir ajanlık, muhbirlik teklifi gerçekleştirilmiştir. Bunun bir kamu göreviyle hiç alakası yoktur. Açıkça söylemek gerekirse polisin yapmış olduğu bu hareket öncelikle görevi kötüye kullanma faaliyetidir. Hukuken aynı zamanda da eğitim öğretim hayatını engellemeye çalışmış ve
hukuka aykırı bir menfaat temininde bulunarak yine hukuka aykırı bir şekilde bilgi edinmeye çalışmıştır. Bu çok açık bir şekilde görevi kötüye kullanmadır. Bununla ilgili tüm yasal süreçler tarafımıza takip edilmektedir. Hem kampüs içinde yaşanan sahih suçlara ilişkin hem de kampüs dışında müvekkilimize yönelik gerçekleştirmiş olan bu ajanlık teklifine ilişkin sahih yasal süreçler itinayla takip edilmektedir. Bu süreçlerin tüm üniversitelerde, tüm kampüslerde takipçisi olduğumuzu, yasal tüm başvuru yollarımızı kullandığımızı belirtmek isteriz tekrardan.